Bak Sungur abi açık açık söylüyor. 1502, 1506, evet. 1542. Evet. Net söylüyor. Net söylüyor. Haber7.com net ekonomiyle ilgili görüşlerini belirtiyorlar. Evet. Başka işte dünyaya ilgili. Yani bu onlar bu ahir zamana ilgili olan, dünya hakimiyetine ilgili olan, İttihat-ı İslam'la ilgili olan konulara ısrarla girmek istemiyorlar. Evet hocam. Kardeşim İttihat-ı İslam üstünde durmamın nedeni şu. Bediüzzaman diyor ki en büyük farzdır diyor. İnşallah. Şimdi en büyük farzı ben en önemli konu yapmazsam ne yapmış olurum? Evet. Yok diyorlar ya bize evliya menkıbelerinden anlat diyorlar. Deden sana anlatsın git. İşin gücün yok sen. Yani dava adamı değilsin. Değil mi? Sana sabaha kadar en menkıbe anlatsınlar. Evet. Bizim menkıbeyle vakit kaçıracak halimiz yok. Biz İttihat-ı İslam istiyoruz. İnşallah hocam. Evet. Gerçek evliyalar tenzih eder. Gerçek evliyanın menkıbeleri zaten bizim kalbimizde, ruhumuzda. Evet. Değil mi? Ama bizim menkıbelerle vakti geçirecek halimiz yok. İnşallah hocam. Ama diyorsa ki benim imanım zayıf, evliya menkıbeleri beni açıyor, imanımı güçlendiriyor diyorsa o tamam, ona bir sözüm yok. Ama imanı güçlü, aklı başında olan adamların kendini kandırması çok anormal hareket. Bak en büyük farz vazife diyor. Bu ne demektir bu? Evet. En büyük farz olsa, bak namazdan, oruçtan, zekattan hepsinden önemlidir diyor evet. Bediüzzaman. Hepsinin üstündedir İnşallah diyor. İttihat-ı İslam, Türkistan Birliği. Kur'an'ın bütünlüğünde biz bunu görüyoruz. Bizi böyle işte hiç alakasız konulara çekmeye çalışıyorlar işte. Geç şunu anlat, bunu anlat. İşte Kudüs'te ne çeşit meyveler yetişir? Evet. Meyvelerin aşılama vakti ne zamandır? İşte Rezaki üzüm mü iyidir yoksa İzmir üzüm mü daha iyidir? Yani çok densiz ve anormal bir hareket olmuş oluyor bunu. İnşallah hocam.